üniversitesi sürekli öğrencilere ilişkin politikalarıyla aslında gündeme geliyor. Daha önce de üniversitedeki öğrenciler demokratik haklarına ilişkin bir araya geldiklerinde kendilerine baskı uygulandığını, kendilerine ajanlık teklif edildiğini, tehdit edildiklerini, buna ilişkin de aileler üzerinden de baskı geliştirdiği konusunda açıklamalar yaptılar. Biz de burada meclisten duyurmuştuk bu politikalara son verilmesi gerektiğini. Şimdi öğrencilere ilişkin bir taciz iddiasıyla gündemde. Daha önce de Munzur Üniversitesi'ne ilişkin bu iddialar kamuoyunda aslında duyurulmuştu. Yine dersimde emek, özgürlük, demokrasi ve kadın hareketleri Munzur Üniversitesi'nde üniformalılar aracılığıyla kadın öğrencilere dönük taciz, tecavüz, para karşılığı, cinsel ilişkiye zorlama, şantajla daha sonra kadın öğrenciler üzerinde baskı kurma politikaları olduğunu ve üniversitenin bu konuda araçsal kılındığı konusunda duyurular yapılmıştı. Şimdi bunlara yenisi eklendi. Bu politikalar özellikle kadın öğrenciler üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunu biliyoruz çünkü toplum kadınlar üzerinden dizayn edilmek isteniyor. Yükselen kadın mücadelesine ilişkin de kadınlara baskı uygulanarak, evlerine hapsederek bu iktidar politikalarını geliştiriyor. Bu ülkede taciz, tecavüz iddiaları her geçen gün daha da fazla artıyor. Bunu biliyoruz. Kadın hareketleri sokaklarda, bizler mecliste ifade ediyoruz. Şimdi üniversitede kadın öğrenciler sistematik bir şekilde DK adlı bir öğretim görevlisi tarafından tacize uğradıklarını iddia ettiler ve söylediler. Basına yansıdı. Kendileri bir süredir bu öğretim görevlisinin video ve çeşitli mesajlarla da kendilerini taciz ve tehdit ettiğini ifade ettiler. Buna ilişkin defalarca dekana başvuruyorlar, bölüm başkanına gidiyorlar ve bu başvurular sırasında da aslında aynı DK adlı öğretim görevlisinin daha önce pek çok kadın öğrenciye, kız öğrenciye de tacizde bulunduğunu bu vesileyle öğreniyorlar. Buna ilişkin de bir etkin soruşturma üniversite sorumluları yürütmüyorlar. Kadın öğrenci başvurusunu yaptı, bölüm başkanına ve dekanlığına yaptı ve bizlere mesajları var. Şöyle söylüyor, biz buraya okumaya geldik ve okumak istiyoruz. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sürekli tacize maruz kalıyoruz ve bu tacizin sonlanması için de bütün kadınları sesimize ses vermeye, yanımızda olmaya çağırıyoruz dediler. Şimdi Munzur Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilerine ilişkin öğretim görevlisinin tacizi konusunda buradan biz çağrı yapıyoruz. Derhal soruşturma başlatılmalıdır. İlgili öğretim görevlisi dilekçe başvurularını zamanında almayan ya da aldığı halde soruşturma yürütmeyen bölüm başkanı ve dekanlığı konusunda da bu soruşturma sürecinde görevlerinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz buradan. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Munzur Üniversitesi bir bilim yeri. Biz her zaman üniversitelerin özgürlükçü, bilimsel bir eğitim yeri olması gerektiğini savunuyoruz. Üniversite dersinde özel savaş politikalarının aracı haline getirilmek isteniyor ve aracı olarak sürekli işletiliyor. Bölgede yoğun olarak Kürt öğrenciler dersinde Munzur Üniversitesi'nde okuyorlar ve oraya ilişkin de sürekli üniversite araçsal kılınıp öğrenciler üzerinde bir özel savaş politikası yürütülüyor. Bu tacizin de özel savaş politikasının bir parçası olarak ilerlediğini biliyoruz. Onun için buradan da ilgili görevlere sesleniyoruz. Konunun kendisini öğrenmek için rektörle bir görüşme yapmak istedim. Fakat rektör bizimle görüşmekten kaçındı. Telefonumuza cevap vermedi, geri dönüş yapmadı. Biz ilin tek vekiliyiz. Konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz ama rektör telefona çıkmıyor. Buradan rektöre de söylüyorum, kaçmayın, sorumluluklarınızdan da kaçmayın. Sizin sorumluluklarınız var. Üniversitede öğrencilerin bilimsel eğitim ve güvenilir eğitim alması konusunda sorumluluğunuz var. Ama öğrenciler orada bir süreden beri sistematik olarak tacize uğradıklarını söylüyorlar. Siz ilin tek vekiline bilgi vermiyorsunuz, telefona çıkmıyorsunuz. Bu konuda da sizi sorumluluktan kaçmamaya davet ediyorum. Bunu da burada belirtelim. Dolayısıyla biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Kadın öğrencilere şunu söylüyoruz. Biz dersimde başta kadınlar olmak üzere emekten, özgürlükten, demokrasiden yana ve kadın hareketleriyle beraber sizlerin yanındayız. Sizlerle birlikteyiz. Bu tacize
bu şantajlara ilişkin de bu öğretim görevlisine ilişkin soruşturma açılıp gereken yapılana kadar da bu davanın peşini bırakmayacağız. Kadın mücadelesi bu topraklarda bitmeyecek arkadaşlar. Bizler kadınların eşit ve özgür yaşayabildiği bir toplumu kadınlar öncülüğünde inşa edeceğiz. Kadınlar öncülüğünde gerçekleştirilecek. Biz biliyoruz ki çok ciddi yükselen bir kadın mücadelesi var bu topraklarda ve bu kadın mücadelesine ilişkin de her yerde kadınlara ilişkin taciz, tecavüz, katliam ve kaybettirme politikaları uygulanıyor. Muzur Üniversitesi kendisini araçsal olmaktan çıkartmak durumundadır, çıkartmalıdır. Dolayısıyla bunun için de yetkilileri göreve çağırıyoruz ve rektörlüğüne de şunu söylüyoruz. Bilimsel özgürlükçü bir eğitim için sorumluluğunuzu yerine getirin, görevlerinizi yerine getirin. Biz bu durumun takipçisi olacağız ve bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Asla ve asla üniversitelerde ve hiçbir yerde kadınların tacize ve tecavüze uğradığı mekanlarda ki erkeklere ilişkinde yaklaşımımızı, mücadelemizi çok daha fazla yükselteceğiz. Bu davanın peşini de bırakmayacağız diyorum. Saygıyla selamlıyorum hepinizi.